Selamlar herkese. Bugün 14 Ocak 2021 Perşembe. Ben Emrah Lafçı. Kısaca Türkiye ekonomisini ve dünya ekonomisini değerlendirelim hep birlikte. Türkiye'de son bir hafta içinde önemli veriler açıklandı. Bunlardan bir tanesi cari açık, diğeri işsizlik rakamları. Bir de dün sanayi rakamlarını ve ciro, perakende endekslerini takip ettik. Hem bunları konuşalım, bunların Türkiye'deki değişkenler üzerindeki etkisini, diğer taraftan da dünyada önemli gelişmeler oluyor, onlara da bakalım. Bir kere her şeyden evvel 2020 yılıyla 2021 yılı arasında temelde bir fark var. Bu da 2020 yılında Türkiye daha çok kendi gündemiyle meşgul olup, kendi gündeminden oluşan sonuçlarla fiyatlamaları gerçekleştiriyordu. İşte kurun bir anda çok yukarı gitmesi, bir anda aşağı gitmesi. Bunlar tamamen bizim ortodoks olmayan, kendi halimizdeki politikalarımızdan kaynaklanan değişimlerdi. Ama 2021 yılına geldiğimizde özellikle Kasım'daki Türkiye ekonomisindeki o büyük değişimle birlikte artık diğer ülkeler nasıl davranıyorsa bir takım olaylara, ne şekilde reaksiyon veriyorsa piyasadaki değişimlere, biz de öyle reaksiyon vermeye başladık. Dolayısıyla şu anda dünya ekonomisindeki fiyatlamalar nereye doğru gidiyorsa biz de oraya doğru gidiyoruz. Onun için 2020 yılında bizim daha çok iç olaylara baktığımızı düşünürsek, 2021'de biraz daha dışarıda gelişen olaylara bakmamız gerektiği aşikar. Orada da ilk birinci sırada tabii ki Amerika Birleşik Devletleri var. Bu anlamda da yılbaşından bu yana orada ciddi bir değişiklik var. Bu da başkan değişikliği. Biden'ın 20 Ocak'ta görev alacağı belli. Bir taraftan da 5 Ocak'ta en son belirsiz olan son hikaye Georgia eyaletindeki seçimleri de demokratların alması sonucunda mavi dalga dediğimiz hikaye gerçekleşti. Bunun etkileri ne oldu diye soracak olursak, tabii bunu hemen ölçmek çok mümkün değil ama mesela yılbaşında 0.93'lerde olan Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri 1.10'lara, hatta bir ara onun da üzerine geldi. Bu tahvilde çok ciddi bir hareket demek. Şu andaki fiyatlamaları bu gözle okumak lazım. Şimdi bunun sebebi ne diye sorulacak olursa, uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesinin temel sebeplerinden bir tanesi enflasyona ilişkin beklentilerdeki artıştır. Bu böyle mi şu anda? Bunu bu şekilde net bir şekilde söylemek kolay değil ama sebeplerden bir tanesi olabilir. Onun da neden gerçekleşme ihtimalinin masaya geldiği de işte teşvik paketi çok 600 dolarlık hane başına gönderilen ya da kişi başına gönderilen çeklerdense şimdi Biden'la beraber 2000 dolara bunun çıkma ihtimali var. Bu harcama ne kadar artarsa fiyatlara da o kadar yansıma ihtimali gerçekleşiyor. Şimdi çeklerin gönderilmesi direkt yardım. Dolayısıyla burada talebi arttırıcı bir etki yaratmak mümkün. Bilanço büyütmesi ya da varlık alımı faizleri düşürüp dolaylı yoldan düşük faiz üzerinden daha fazla vatandaşın kredi kullanması, şirketlerin kredi kullanması, bunun da ekonomiyi canlandırması üzerinde etkisi var. Ama diğer taraftan eğer faizler düşük olsa bile kredi talebi yoksa ya da kredi talebi olmasına rağmen eğer kredi verecek olan bankalar çok gönüllü değilse bu işe ekonominin durumundan dolayı bu talebe yansımıyor. Bu sadece uzun vadeli faizleri düşük tutmaya yarıyor ki varlık alımlarının en temel sebebi de o. Ama diğer taraftan baktığımız zaman bu çekler vasıtasıyla direkt olarak bir talep yaratılıp onun da bir takım harcama, ekonomiyi canlandırma ve doğal olarak da enflasyon yaratma ihtimali söz konusu. Ama bunları konuşmak için belki erken olabilir. Çünkü bu akşam Powell'ın yapacağı açıklamaları dinlemek önemli. Çünkü önceki açıklamalarda hem ECB tarafında hem Fed tarafında çok uzun süre ekonomik canlanmanın gerçekleşmesi için beklememiz gerektiğine ilişkin emareler olduğu açıklanmıştı. Ama tabii ki işler hızla değişebiliyor zaman zaman. Bu Biden'ın gelmesi, Fed'in belki bu canlanmadan dolayı varlık alımlarını yavaş yavaş bu yılın sonunda azaltmaya doğru gitme ihtimalinin masaya gelmesi, ilerleyen süreçte faiz arttırımı çok yakın süreçte gözükmüyor ama uzun vadede söz konusu olması, daha evvel bizim 2013 yılında yaşadığımız tapering sürecini ve 2016 yılında yaşadığımız
Trump'ın ilk seçilmesiyle harcamaları arttıracağım demesinden sonra Amerika'da faizlerin artıp gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin darbe yemesiyle sonuçlanmıştı. Dolayısıyla piyasanın hafızasında da bu olduğu için şu anda gerçekleşen hikayeyle o zamankini örtüştürüyor olabilir. Dolayısıyla bizim içeri dönüp baktığımızda bunun etkisinin ne şekilde tezahür ettiğine bakarsak, dolar TL'de ciddi bir aşağı doğru geliş vardı. Bunun biraz tavsadığını görüyoruz. Ama çok ciddi bir fark yok. Yani şu anda 7.30 ile 7.50 arasında kendine bir yer bulmuş gözüküyor dolar TL. Daha aşağı gider mi? Gidebilir çünkü reel efektif döviz kuruna baktığımız zaman 62-63'lerde ve hala tarihi düşük seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TL'nin daha değerlenmeye ilişkin biraz yolu olabilir. Bunun da en temel belirleyicileri yurt dışından gelecek yatırımlarla Türkiye'deki yerleşiklerin bir miktar dedolarizasyon, yani artık dolardan yavaş yavaş TL'ye dönme iştahlarına bağlı. Bu gerçekleşir mi? Şu anda çok ciddi bir faiz var. %17 Merkez Bankası faizi var. Bunun üzerinde zaten mevduat faizleri söz konusu. Dolayısıyla yavaş yavaş artık yerlilerin de doların da çok ileri doğru gitmediğini görmek suretiyle yeni dolar talebini çok gerçekleştirmeyeceklerini beklemek lazım. Bu birincisi. İkincisi, bu yıl itibariyle geçen yıla göre dış cari açık tarafında bu kadar problemli olmayacağımızı öngörüyorum. Çünkü son geçtiğimiz yılda hem altın ithalatının çok fazla olmasıyla birlikte hem de turizmde ciddi bir yara almamızla birlikte 38 milyar dolarlık bir cari açığımız gerçekleşiyor. Bu çok yüksek bir rakam. Özellikle Türkiye'nin büyümediği bir yılda. Dolayısıyla önümüzdeki yıl böyle bir sorun olmayacak. Bir taraftan zaten dolarize olmuş bir ekonomimiz var. Bunda biraz yavaşlama gerçekleşmesi mümkün. Diğer taraftan da yurt dışından gelen akımların ortodoks politikalara dönmek suretiyle biraz arttığını görüyoruz. Bunların hepsinin bu şekilde devam etme ihtimali dolar TL'de de yavaş yavaş daha aşağı doğru gelme ihtimalini tabii ki masaya getiriyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Hem dolar TL'nin artık o 7.30-7.50 arasında şimdilik salındığını söyleyebiliriz. Hem de altında çok ciddi bir hareket olmadığını görüyoruz uzunca zamandır. Yani şöyle bir uzun vadeli baktığımızda 1800 dolarla 2000 dolar arasında aşağı yukarı sürekli orada bir bant hareketi yaptığını görüyoruz. Orada bir kırılma yok. Türkiye'deki asıl kırılma borsada. Borsanın eski rakamlarla söylüyorum 150 binin üzerine doğru gitmesi çok ciddi bir paradigma değişikliği olduğunu gösteriyor. İşte bu yurt dışından gelen yatırımlar artı yerli yatırımcının Türkiye'de daha farklı enstrümanları kalmamış olması ve borsanın da her yatırım sonucunda kazandırıyor olması oraya ciddi bir kar topu etkisi yaratıyor. Bu etkinin ekstra bir şey olmadığı sürece ufak ufak düzeltmelerle herhalde devam etmesi beklenebilir bu senaryo sürdüğü sürece. Bunun yanında bir de önümüzdeki hafta Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Burada da şu anda politika faizi 17. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal geldiğinden beri bir 475 bas puan, arkasından da 200 bas puan bir faiz artırımı gerçekleştirdi ki ikinci faiz artırımı piyasanın beklediğinin de üzerindeydi. Dolayısıyla orada bir kredibilite kazanılmış durumda. Şu anda son açıklanan enflasyonun da yıl sonu enflasyonun Türkiye'de 14.60 olduğunu hesaba katarsak, CDS'imizin de 300-350 bas puan arasında olduğunu hesaba katarsak, ülkenin durumu ve dünyadaki diğer ülkelerin de her ne kadar bizim enflasyonumuz yüksek ama çok da fazla TL değer kaybetti. Diğer ülkelerin de negatif reel faiz verdiğini düşünürsek, buraların şimdilik faiz anlamında, politika faiz anlamında makul yerler olduğunu düşünüyorum. Ve önümüzdeki hafta Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırımı gelmemesine ilişkin bir tahminim olduğunu söyleyebilirim. Eğer tekrar bir faiz arttırımı gelirse bu ciddi miktarda dolarda aşağı yönlü baskı gerçekleştirebilir. Bunu söylemek lazım. Ama şunu da unutmayalım ki 2021 yılında Ocak'ta değil ama Şubat, Mart, Nisan'da 2020 yılı Şubat, Mart, Nisan enflasyonları çok düşük olduğu için baz etkisinden kaynaklı olarak enflasyonda bir artış gerçekleşecek. O artışın öngörülmesi sonucunda ona ilişkin bir ön alma şeklinde faiz arttırımı gelirse onu bilemem. Ben onun bir ay sonraya en azından bekleneceğini de tahmin ediyorum ki bugün yine
TOB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun faizlere ilişkin, bankaların yaklaşımına ilişkin açıklamaları da reel sektörün burada yavaş yavaş artık şikayet eden tarafa geçmesine ilişkin açıklamaları da faiz arttırımları konusunda artık Merkez Bankası'nın, ki beklenti zaten bu yöndeydi, elinin yavaş yavaş artık o kadar rahat olmayacağını bize gösteriyor. Dolayısıyla biraz daha stabil, istikrarlı bir duruma geldiğini ekonominin görebiliriz 2020'deki gibi büyük değişikliklerin olduğu bir yıldan sonra. Bu da çok doğal. Ama şunu söylemek lazım, bunlar tamamen piyasaya özgü şeyler. Diğer taraftan baktığımızda ekonominin gerçek dinamikleri, kendi içindeki makroekonomik bir takım değişkenleri vasıtasıyla dikkate aldığımızda hala şu anda olduğumuz yerin hiç de iyi olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle son 3 yıldır 2018, 2019, 2020 yıllarında Türkiye'nin ortalama büyümesinin normalde 4-5'ler olması gerekirken 2'lere yakın bir yerde gerçekleşmesi ciddi anlamda işsizliği yukarı doğru çeken bir etken. Dolayısıyla şu anda her ne kadar bu rakamlar istatistiklere teknik bazı sebeplerden dolayı yansımasa da çok ciddi bir istihdam problemi olduğunu Türkiye'de biliyoruz. Hem kayıt dışı istihdam edilenler, işten çıkarma yasakları vesaireye tabi olmadıkları için onlar rahatlıkla işten çıkarılmış oldular. Hem de bu salgın süreci hizmet sektörünü vurduğu için ve Türkiye'nin de büyük istihdam deposu hizmetlerden geldiği için istihdam tarafında ciddi problem var. İstihdam tarafında bu problem olduktan sonra diğer taraftan da sermayenin de yavaş yavaş eskimesi söz konusu oluyor. Hali hazırda nakit akışını ayarlayamayan ve tekrar salgın sonrası tekrar hayata geçemeyecek, hayata dönemeyecek şirketler var. Bankaların da artık onları yüzdürmek gibi bir güçleri yavaş yavaş kalmıyor olacak. Onu da göreceğiz. Dolayısıyla 2021 yılı her ne kadar o enkazdan çıkışımız piyasalarda biraz böyle daha istikrarlı bir hava yaratıyor olsa da ekonominin tekrar normale dönmesi, tekrar düzelmesi biraz vakit alacak ve sancılı bir süreç bizi bekliyor. Bunu söylemek gerekiyor. Çünkü işsizlik arttığı sürece oraya yeni istihdam olanakları bulunmadığı takdirde sadece işsiz kalanlara değil, aynı zamanda onların talepleri de düştüğü için diğer sektörlere de maalesef sirayet ediyor. Bu anlamda olumlu gelen sanayi rakamlarını biraz da yurt dışının pazarlarının da açılmasına bağlamak lazım. Hem aşının bulunması, hem bir taraftan Türkiye'de bunun yaygınlaşması, hem turizm gelirlerinin artması, hem de ihracat pazarlarımızın, ekonomilerin açılması gerekiyor ki Türkiye olması gereken yerine gelsin. Bu da bir süre herhalde biraz daha sabretmemiz gerekecek. Maalesef 2020 yılında politika anlamında yaptığımız büyük hataların, o yüksek kredi genişlemelerinin ceremesini çekiyoruz şu anda. Türkiye'de bu kadar yüksek faiz olmasının sebebi zamanında faizlerin artırılmamış olmasıdır. Ama bunlardan ders alınmış gözüküyor. Umarım önümüzdeki dönemde enflasyon tekrar olması gereken seviyelere, yani tek hanelilere daha da aşağılara geldiğinde rahatlama, rehavet olmadan bu ihtiyati tedbir politikalarını uygulamaya devam etmemiz. Hepinize bol kazançlı bir hafta, bir gün diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.